Bugün bu sorunu çözüyoruz. Bugün tembelliği çözüyoruz. Benim çok fazla atalet duygusu içerisinde olan, yani tembel diye tabir ettiğimiz öğrencilerim var. Ve ben bu öğrencilerle ataleti yenebilmek adına çeşitli formüller, çeşitli uygulamalar gerçekleştiriyorum. Bugün de size onlardan bahsedeceğim ama bugün anlattıklarım daha basit. Yani hiçbir şey yapmak istemeyen, yataktan çıkmak istemeyen, atalet duygusu artık tavan olmuş biri için küçük adımlarla ataleti nasıl yenebiliriz onlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bildirim tuşuna basmayı ve videoyu beğenirseniz dostlarınızla paylaşmayı unutmayın ve hemen başlayalım. Öncelikle atalet nedir? İlk defa duyan için söylemek istiyorum ama bence birçoğumuz da biliyoruz. Halk arasında tembellik olarak tanımladığımız şey biz atalet diyoruz. Eylemsizlik, harekete geçememek, adım atamamak diyoruz aslında. Peki biz ataletin nerelerde çok fazla yaşıyoruz? Yani nerelerde daha eylemsiziz? Bir sağlıklı yaşam kısmında eylemsiz, tembeliz. Yani sağlıklı yaşam adına spor yaparken, e, sağlıklı beslenme adına da aslında tembeliz. Çünkü fast foodlar işimize geliyor. Ders çalışırken tembeliz ya da yeni bir dil öğrenmekte, yeni bir bilgi öğrenmekte sadece öğrenci olmanıza gerek yok. Atalet duygusunu, atalet düşüncesini çok çok fazla yaşıyoruz. Ve o düşünce kalıbı içerisinde dönüp dolaşıp öğrenmemiz gereken şeyi öğrenmiyoruz. Hayatımızla ilgili bazı kararlar alırken ataleti çok fazla yaşıyoruz. Geleceğimizi inşa ederken atalet duygusunu çok fazla yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında hayatımızın her alanında var. Çoğu zaman yataktan çıkmak istemiyoruz. Ataletin en yoğun yaşandığı yer burası. Çocuklar diyor ki hocam o sıcacık yatağımdan uyanmak kalkmak, hareket etmek istemiyorum. Neden? Çünkü sen kendine göre bir gelecek inşa etmedin. Geleceğimizi inşa etmek öğrencilik yıllarında olmuyor. Bazen düşüncelerimiz değişiyor ve 20'li, 30'lu yaşlarımızda ya da 40'lı yaşlarımızda hayatımızı değiştirmek istiyoruz. Geleceğimize dair farklı adımlar atmak istiyoruz. İşte atalet duygusunu hissettiğimiz an o adımları atamıyoruz. Belki hayallerimizi gerçekleştiremiyoruz. Ama bence bunu yenebiliriz. Çünkü atalet sonradan öğrenilen bir şey. Hiçbir çocuk tembel doğmaz arkadaşlar hareket etmek ister emeklemek ister yürümek ister yemek yemek ister koşmak ister oyuncaklarıyla oynamak ister yani biz doğuştan aslında ataletli doğmuyoruz sonradan öğrendiğimiz bir şeyi değiştirebiliriz ne yapacağız arkadaşlar ataleti yenmek için en basit adımlar neymiş bugün onları anlatacağım bu videonun ikinci serisi hatta belki de üçüncü serisi gelecek önemli maddelerden biri dualiteyi fark etmek daha önceki videolarda dualiteden bahsetmiştim dualite neydi her şey zıttıyla vardı yani eylemsizlik varsa eyleme geçmek de vardır. Başarısızlık varsa başarı da vardır. Ataleti yenmek istiyor musunuz? Yani başarı mı, başarısızlık mı? Tercihinizi yapacaksınız. Tercih yapıldığı an aslında biz ilk adımımızı atmış ve ataleti yenmek için en önemli maddelerden birini gerçekleştirmiş olacağız. Evet ben ataleti Yenmek istiyorum. Bir defter alın ve ilk maddemiz bu olsun. Eyleme geçmeyi işaretlediğinizi düşünüyorum ve ikinci maddeme geçiyorum. En yıldız kural, en önemli kural eyleme geçmek. Eyleme geçmediğimiz zaman ataleti yenemiyoruz arkadaşlar. Biz neler yapıyoruz? Ataleti yenmek için bekliyoruz. Yani gökten bir vahiy insin, gelsin bir arkadaşımız bizi dürtüklesin, annemiz babamız bir şeyler söylesin, sevgilimiz kocamız bizim yerimize bir şey yapsın ve biz o atalet duygusundan bir anda kurtulalım istiyoruz. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Sorunlarımızın çözümü içimizde. Sorumluluk almayı dostlar. Öncelikle ben tembelim demeyi bileceğiz. Bunu kabul edeceğiz. Farkındalıkla ve kabulle yola başlayacağız. Öğrencilerime şunu söylüyorum. Gel şunu bir konuşalım. Biz ataletli miyiz? Biz tembel miyiz? Biz eyleme geçmekte güçlük mü çekiyoruz? Olabilir. Çünkü atalet hepimizde var. Farkındalığımızı yaşayacağız. Her videonun ilk maddesi. Farkındalık. Ben ne zaman atalete düşüyorum? Yine bir defter alıyoruz ve yazmaya başlıyoruz. Şimdi sabah kalktım atalet içerisinde miyim yani eylemsizlik içerisinde miyim? Buna bakın. Tembel miyim? Hayır. Ben belki sabah çok enerjik kalkıyorum. Her şey yolunda gidiyor ama öğleden sonra bir şey oluyor. Derseyken bir şey oluyor ve o atalet duygusunun içerisine düşüyorum. Güzel fark ettik. Ya da ben evet uyandım ve o yataktan kalkmak istemediğim bir anı yaşıyorum. O yataktan çıkmak istemiyorum. Telefonumu elime alıyorum ve telefonda bakarken zamanın geçtiğini fark edemiyorum ve aldım dedim ki tamam bunu not olarak alıyorum ben uyandığım an atalete düşüyorum uyandığım an eylemsizliğe geçiyorum ve bir şey yapmak istemiyorum Burada şöyle bir parantez açmak lazım. Eğer depresyondaysak veya başka bir psikolojik rahatsızlığımız varsa atalet bunu destekler ya da depresyon ataleti destekler. Yani aslında birbirlerini karşılıklı beslerler. Ama bizim böyle bir durumumuz yok. Sadece böyle bir alışkanlığımız varsa, atalet içerisindeysek hemen yazıyoruz. Ben sabah kalktığımda atalet duygusuyla uyanıyorum. İlk eylemimiz, ilk harekete geçmek, farkındalığımızı yazmak olacak arkadaşlar. Tercihim yaptım. Harekete geçmek için nerede atalet duygusu yaşadığımı yazdım. Şimdi sıra bir eylem planı oluşturmakta. Şunu unutmayın dostlar. Bu bahsettiğimiz şey yine söylüyorum doğuştan değil sonradan kazanılmış bir alışkanlık ve bu alışkanlığı değiştirmek gerek. Ne kadar süredir böyle olduğunuzu bile yazabilirsiniz. Birkaç aydır atalet duygusu içerisindeyim diyorsanız bu duyguyu, bu düşünceyi aşmak kolaydır ama uzun yıllardır ders çalışmak istememek uzun yıllardır spor yapmak istememek uzun yıllardır hareket istememek yani hangi konu olursa olsun gibi düşüncenin içerisindeyseniz ataleti bir gecede bir günde yenemezsiniz. O yüzden küçük adımlar atacağız ve eylem planı oluşturacağız. Şimdi yazıyoruz yine defterimize. Hangisini düzeltmek istiyorum? Onu da seçiyoruz ve sonra yazıyoruz. Ne kadar sürede bu durumla ilgili bu atalet düşüncesini yenmek istiyorum. Örneğin ders çalışırken ya da bir işe başladığınızda bu duyguyu hissettiğimde ne yapabilirim gibi kendinize minik açıklamalar yazabilirsiniz. Bu şu demek. Beyne hemen bir dosya açtım. Ben bunu halletmeliyim diye diye beynime mesaj gönderdim. Beyin o mesajı yani o açtığı dosyayı halledene kadar sizi sürekli dürtükleyecektir. Hadi hadi kalk hadi yapalım ya da bunun için bir şeyler yapalım. Ama bu eski bir alışkanlığımız olduğu için harekete geçmemek orada da şunu diyecek. Ya saçmalama. Yani şimdi kalkacağız ama orası güvenli alan olmayabilir. Ne çıkacak bilmiyoruz. Şu an keyfimiz yerinde. Ne gerek var şimdi bununla uğraşmaya da diyebilir. İşte bu ikilemi yaşadığımızda şunu yapacağız ve bir diğer maddeye geçeceğiz. Sanki hiç ataletli değilmişiz gibi yaşayacağız. Yani ben hiç o duyguyu hissetmemişim gibi. Hop içerideki iç sesimizi susturup şunu yapacağız. Saçmalama kalkalım ve şunu hemen halledelim. Kafamız rahat olsun. Harekete geçmek için 30 saniyeniz var. 30 saniyede kalkıp hareket ederseniz o işi halledebilirsiniz. Her güne bir hedef koy. Tabii ki bir günde bütün problemlerimizi çözemeyiz ya da bütün ataletli olduğumuz durumları çözemeyiz. Ama her güne bir hedef koymak, o hedeflere minik minik yaklaşmak aslında o termin süresini oluşturabilmek adına da önemlidir. Ne yapıyoruz? Bugün ben sporla ilgili olan ataletimi yenmek istiyorum diyoruz. Hemen günlük 20 dakika bir süre oluşturuyoruz ve o gün sadece onunla ilgili olanı çözüyoruz. Ertesi gün başka bir konuyla ilgili olan noktayı koyuyoruz. Ben bugün İngilizce ile ilgili 5 kelime öğreneceğim. 10 değil, 15 değil yapamayacağımız hedefleri koyarsanız yine o eylemsizliğe geçeriz. Çünkü zaten yapamıyorum diyecek beynimiz. Ben bunu başaramıyorum diyecek ve geri adım atacak. Cesaretimiz kırılacak ve dolayısıyla da aslında kendimizi cesaretlendirebilmek, başarısızlık duygusunu ortadan kaldırabilmek için belki 5 kelime, belki 1 kelime ama mutlaka bir şeyler yapmak lazım hep bir tik atıyoruz. O tik Zaten beyinde hemen bir mutluluk hormonu salgılayacaktır. Başardığımızı hissettirecektir. Bir sonraki hedef için bize keyif verecektir mutlaka günlük tutma alışkanlığınız olmalı. Günlük tutarken bir o günü değerlendirebilirsiniz. iki hayallerinizi yazabilirsiniz. Üç rüyalarınızı yazabilirsiniz. Birçok şey yazabilirsiniz oraya. Bu bizim bir şeyi düzenli yapma alışkanlığımızı edinebilmek için çok önemli. Mutlaka ama mutlaka öğrencilerime ya da danışanlarıma beyin gelişimiyle ilgili kitaplar okutuyorum. Çünkü beynimizin gelişme şeklini, öğrenme şeklini öğrendikçe aslında kişiler hem kendi metotlarını buluyorlar hem de bunu fark ettikten sonra atalete çok daha az düşüyorlar. Dolayısıyla beyin gelişimiyle ilgili, beynin yapısıyla ilgili, beynin öğrenme şekliyle ilgili kitaplar okuyarak da ataleti yenebiliriz. En önemli madde dostlar vazgeçmeyin. Yapamasanız da başaramasanız da vazgeçmediğiniz sürece ataleti yeneceksiniz. Vazgeçmediğiniz sürece adım atmak isteyeceksiniz. Vazgeçmediğiniz sürece nasıl başaracağınızın bir şekilde yolunu bulacaksınız. İç sesinizle harekete geçmeye çalışın. Negatifi susturmaya çalışın. Pozitifle de şunu konuşun. Bir sonrakinde başarabiliriz. Bir sonrakinde yapabiliriz. Kendi kendimle bağ kurduğum için, kendi iç sesimi yönetebildiğim için bir şekilde atalet duygusunu da yenebiliyorum. Bu anlattıklarım ataleti yenmek adına en basit adımlar arkadaşlar. Bunların çok daha aktifi gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler ataleti yani eylemsizliği, harekete geçmeme durumunu yenmek için neler yapıyorsunuz? Aşağıya açıklamalara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.